Trakonya. Trakinus trako. Diğer adı çarpan veya dragana olan bu balığın da aslen kökeni Atlanto-Mediteran'dır. Dalgıçların ve yüzücülerin korkulu rüyası olan bu balığı Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Akdeniz boyunca kumluk ve çamurlu zeminlerde yapacağınız dalışlarda görmeniz mümkündür. Transinidae ailesine üye olan bu balığın boyu genelde 10 ila 30 santim arasında değişmektedir. Ama yine de maksimum 50 santim boylara ulaşanları da bilinir. Gözleri diğer kuma gömülen avcı balıklar gibi tipik olarak yukarı dönük ve vücuduna oranla biraz daha büyüktür. Pusuya yatmış bir şekilde minik yengeçleri ve genelde ufak yavru balıkları bekler. Solungaç kapağının olduğu bölgede onu meşhur yapan 2-3 tane sivri uçlu aşırı zehirli dikenleri vardır. Balık bu zehri keselerde bulundurur ve üzerine basıldığında dikenin ucundaki oyuktan dışarı akmasını sağlar. Kasların kasılması ve dikenin dik konuma gelmesiyle bu keseler aktif hale geçer. Balık ölse bile keselerindeki zehir boşalmamışsa aktifliğini ve canlılığını korumaya devam eder. Akdeniz'de bulunan en zehirli balıklar arasındadır diyebilirim. Yazın plajlarda ayakların yere değdiği sığ kumluk alanlarda yürüyenler için tehlikelidir. Trakonya batmaları ciddiye alınmalı ve ilk yardım müdahalesi mutlaka yapılmalıdır. Batmanın ciddiyeti dikenin ne derece nereye girdiği, hangi dönemde ne kadar zehir akıttığı ve kişinin vücut direnci gibi çeşitli sebeplere bağlı olarak değişir. Özellikle üreme dönemindeki zehir Trakonya'nın en kuvvetli olduğu dönemdir. İlk yardım ekipleri gelene kadar zehrin geldiği bölgeyi sıcak suda tutmak zehrin etkisini düşürecektir. Ama yine de mutlaka bir doktora danışmanızı tavsiye ederim. Uzun silindirik gövdesinin yanal çizgisi boyunca ufak denilebilecek boylarda ortalama 80 adet pul bulunur. Üst ve sırt kısmı kolay kamufle olmasını sağlayacak kahverengi tonlarındayken karnı beyaz ve krem rengindedir. Sırtında ve başında koyu lekeler bulunur. Kuyruktan kafaya doğru genişleyen vücudunun yanlarında ise çapraz şekilde konumlanmış renkli çizgiler taşır. Akdeniz'deki bazı trakonya ve lokum balığı türleriyle karıştırılabilirler. 3 yaşına gelen trakonyalar üreme olgunluğuna da ulaşmaya başlarlar. Ekonomik bir değeri yoktur fakat etinin lezzetli olduğu söylendiği için yöresel halk tarafından bazı yerlerde tüketilirler. Çoğu balıkçının korktuğu ve kendisinden saygıyla bahsettiği bir türdür. Ayrıca akvaryum sevenlerin de yoğun ilgisini çeker.